Lozan Anlaşması ile egemenliği Yunanistan'a devredilmemiş, İngiliz ve Amerikan haritalarında da egemenliğin ülkemize ait olduğu açıkça gösterilmiş, Türk karasularında bulunan 18 adamız ile bir kayalık Yunanistan tarafından 2004 yılından beri işgal edilmiştir. Bu dönemde ise bu işgallerle ilgili her gelişmeyi önerge olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıdık. Ancak AK Parti meclisi ve önergeleri işlevsizleştirdiği için baştan savma ya da dünyadan, Türkiye haritasından habersiz yanıtlarla karşılaştık. Marati diye bir adamız var. Yunanistan'a ait Patmos Adası'nın 10 kilometre doğusunda yer almakta. Bu konuyu gündeme getirdik. Dışişleri Bakanı imzası ile gelen yanıtta Marati Adası'nın Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Gürmenli Adası olduğu söylendi. Değerli arkadaşlar, bu adanın yeri Turgut Reis açıklarındadır. Bu resimde de göreceğiniz gibi bu adayla ilgili de 1932 anlaşmalı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de resmi gazetesi vardır. İsteyene belgeleri verebiliriz. Değerli arkadaşlar, Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye haritasından habersiz olduğu ortada. 4 Ocak 1932 Türk-İtalyan Sözleşmesi'nin birinci maddesinde yer alan adalarımızın statülerine baktığımızda Turgut Reis'e olan mesafeleri üzerinden çıkarım yapabilirsiniz. Bu ada Ege Denizi'ne aittir. Lozan Anlaşması ve 1947 Paris Anlaşması ile gayri askeri statüde bulunması gereken bu adalarda Yunanistan ağır silahlar ile askeri tatbikatlar yapmaktadırlar. Burada da gözüküyor arkadaşlar. Bunun yanında işgal altında olan Sakarcılar Adası'nda maden çalışmaları yapılmakta. Buradan çıkarılan perlit ve ponza madenleri Yunanistan'da pazarlanmaktadır. Burada da o çalışmalar görülüyor. Keçi Adası ise giriş çıkışları Yunan gümrük elemanları ve polislerince denetlenmek suretiyle turizme açılmış. Yunanistan bu turizm faaliyetlerinden de gelir elde etmektedirler. Burası da Keçi Adası. Ne yazık ki uluslararası hukukun açıkça ihlali olan tüm bu hamlelere karşın hükümet uluslararası hukuktan kaynaklı haklarını kullanmamış, işgallere meşruluk kazandırmıştır. Türk karasularında bulunan adalarımızın işgalinden sonra diplomasinin ve uluslararası ilişkilerin her alanda olduğu gibi egemenlik alanında da ülkemizi aciz duruma düşürmüştür. Eğer bu işgallere göz yumulmasaydı, işgal altındaki Keçi Adamızdan geçerek Yunanistan'a sığınan darbecileri Sayın Cumhurbaşkanımız Tsipras'tan istemek zorunda kalmazdı. 25 Ekim 2017 tarihinde Eşek Adası'nda icra edilen oy törenlerine Yunan ilkokul, lise öğrencileriyle beraber öğretmenleri ve Yunan Genelkurmayı'nın karacı ve denizci subayları da katılmıştır. Bunların resimleri de burada arkadaşlar. İşte buradalar. Peki bütün bunlara rağmen bir nota verdik mi? Hayır. Sayın Dışişleri Bakanı'na sormak istiyorum. 1996 ile 2004 yılları arasında Yunanistan'ın karasularımızda işgal ettiği ada var mıdır? Var ise neden bu konu yargıya taşınmamıştır? 96-2004 yıllar arasında hangi Türk adasında maden işletilmiş, hangi adalar turizme açılmıştır? 1996'dan önce ve 96-2004 yılları arasında hangi CHP'li siyasetçi pasaportla girmiştir? Evet, siz yaptınız ama şimdiki başbakan pasaportla giriş yaptı buraya. Üzülerek bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Türkiye'nin gösterdiği kararlı iradeyle 1996 yılında Kardak kayalıklarına ay yıldızlı bayrağımız dikilmişti. Ve maalesef geçen yıl o genelkurmayın, o subaylarının, bayrak diken subayların bugünkü genelkurmay başkanı Kardak adalarına Yunan silahlı kuvvetlerince yaklaştırılmamıştır. Geçtiğimiz hafta Tsipras ile Kamelos genel başkanımızın sözlerine cevap vermek için Kelemez adasına gittiler ve oradan Keçi adasına geçtiler. Keçi adası nerede? Türk karasularında ve doğal olarak Türk hava sahasında. Peki hükümet ne yaptı? Hiçbir şey. Buradan tekrarlıyorum. Yüce Meclis'in çatısı altından
Sayın Genel Başkanımızın Kemal Kılıçdaroğlu'nda dediği gibi biz 2019'da gelip o terk edilmiş adaları geri alacağız ve ay yıldızlı bayrağı oraya yeniden dikeceğiz. Eğer Yunan Cumhurbaşkanı ve Savunma Bakanı da çok gelmek isterlerse onlara bir Türk kahvesi ikram edeceğiz.